Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hocam başlayalım hazırsak. <laughs> Bismillah. Dün en son burada kalmış e, kalmıştık. Hadislerin öğrenim ve öğretim metotlarına buna tahammülü hadis diyoruz. Amin hocam. Hocam şimdi bu e, konumuz şu. Tahammülül hadis ne demektir? Hadislerin öğrenilmesi ve öğretilmesi metodudur. Yani bir hoca, bir e, ravi, işte bir hoca bir öğrenci olarak düşünün. E, bu öğrenci hocasından hadisleri nasıl almış? Hocası hadisleri öğ öğrencisine nasıl aktarmış gibi bir konu bu. Tahammül hadis derken aslında yol, yöntem anlamına geliyor yani. Bir, sema. Hocam sema işitmek demektir değil mi? Allah'ın semi ismi vardır. İşitendir. İşte Allah basirdir. Görendir manasında. E burada da semi işten anlamına geliyor. Semi derken arkadaşlar burada e, hoca hadisi okur. Talebe dinler. Yani işitir. Bakın işitmek vardır. Dinler derse aklıma sema gelecektir. Yani hoca e, burada öğrenci hocasından hadisleri dinlemiş. Bu şekilde e, hadislere almışsa buna sema diyoruz kısaca. Semanın e, bir de alt dalı var yani yani kendi içerisinde kendi içerisinde e, alt dalı olan imla kuralı ise şudur İmla Hoca hadisi okur talebe ise yazar. Bakın burada hoca okuyordu talebe dinliyordu semada ama talebe Diyor ki söz uçar yazı kalır. En iyisi ben yazayım der. Bakın şurada talebe artık yazmaya başlıyor. Hoca okuyor talebe yazar. Bu şekilde olursa buna imla denilir. İmla. Hani e, imla kuralları var ya imla kuralları yazım kuralları oradan da çıkarabilirsiniz yazımı. Tabi burada mükatebe ile karıştırmamamız gerekiyor. Onun da farkını birazdan vereceğim. İmla, e, hoca hadisi okur, talebe yazar arkadaşlar yazıyor. İmla semanın alt dalıdır, ayrı bir e, yol yöntem değildir, yani ayrı bir başlık değildir. Semanın alt dalıdır e, ve en güçlü rivayet şekli e, semadır. E, Soruda ÖSYM şunu e, sormaz, işte aşağıdakilerden hangisi en güçlü rivayet şeklidir? Şıklarda hem sema var, hem imla var. Böyle bir şey olursa soru hatalı olur. E, Aşağıdaki en güçlü rivayet çektiği imladır derse doğru. Semadır derse doğru. Çünkü imla semanın alt dalıdır. Unutmayalım arkadaşlar. Burada bazı kavramlar var. Mümli hadisi yazdıran hocaya denilir. Mümli. Müstemli imla yoluyla hadis rivayet etmeye denilir. Rivayet etmeye müstemli. E, Emali ise bu metotla yazılan eserler için kullanılan bir ifadedir hocam. Hocam özetliyorum. Yeni gelen arkadaşlar oldu. Semada hoca hadisi okur, talbe işitir, dinler, semiaden çıkarın, işitmek. E, seman alt dalı imla ise hoca hadisi okur talebe yazıyor. Burada e, talebe daha sağlamı o daha sağlamı alıyor ve hadisi yazıyor hocam. Bu imla e, kuraldır. <laughs> kıraat. Hocam kıraat okumak demek değil mi? Namazda işte kıraat gerçekleştiririz değil mi? Dolayısıyla kıraat okumaktır. Talebenin hadisleri hocasını okuması. Bakın burada talebe e, hadisleri hocasına okuyor. Karaa. Karaa kökünden geliyor hocam. Karaa. Okudu zaten Kur'an-ı Kerim'de aynı kökten geliyor değil mi? Okumak anlamına. Oradan geliyor. Burada e, talebe hadisleri okuyor hoca onaylıyor. Yani burada talebinin okumasına bakıyorum. Okumak, kara'a, okuma gördüğünüz zaman aklınıza kıraat gelsin hocam. Buna arz da denilir. Arzul kıraat da denilir. Mükatebe. Hocam KTB kökünden gelir bu. KTB. Ketebe neydi Arapçada? Yazdı. Değil mi? Mazifi yazdı. Mükatebe de bu işin yapılmasına deniliyor. Yani hocanın hadisi yazması veya öğrenciye yazdırması. Yani her iki durumda da arkadaşlar e, yazma fiili var. Yazma durumu var. Aynen. Mükatebe mastar. Ee, yazma var mı burada? Var. Peki imlada yazma var mıydı? Aradaki farkı bilen var mı? İmla ile e, mükatebe arasındaki fark. Bakın burada da yazma işlemi var. Talebe yazıyor. Mükatebede, mükatebede de yazma işlemi var. Aradaki fark şu. İmlada hoca hadisi okuyor. Okuyor. E, mükatebede ise <laughs> hoca hadisi ya yazdırır veyahut kendisi yazar. Her iki durumda da yazma vardır. İmla ile arasındaki fark burasıdır hocam. Yani buna da ÖZ muhakkak değilmesi gerekiyor eğer ancıkta mükatebe ve imla varsa. Kısaca ketebe derse yazdı anlamına gelir. Mükatebe aklımıza gelsin eğer şıklarda imla yoksa. <laughs> münavele. Hocam münavele ise hocanın hadis kitabını öğrencisinin rivayet etmesi için elden vermesi. Bakın burada ele kelimesi var değil mi? Elden ele şeklinde kodlayabiliriz. Münavele, elden ele şeklinde kodlayın bunu. Hoca hadis kitabını öğrencisine verir, elden verir ve bunu rivayet et. Rivayet edebilirsin der. Bu münaveledir. Eğer elden verirse münavele olur. Elden ele münavele. İcazet ise şu hocam iza, icazet deyince de aklımıza ne geliyor? Osmanlı zamanında işte öğrencilerin medreseden mezun olup artık öğretmen olarak başka bir yere gitmesi, ders anlatması işte o yetkiyi e, kazanması yani diploma anlamına geliyor değil mi icazet? Aynı şekilde hadis usulünde de benzer bir kavramdır bu icazet. Burada öğrenci artık yeterli hadis bilgisine ulaşır. Hocası der ki artık hadis rivayet edebilirsin, hadisleri bir başkasına aktarabilirsin şeklinde e, icazet anlamına geliyor. Yani kısaca izin anlamına geliyor. Yani sen artık hadisleri e, rivayet edebilirsin, sana izin verdim anlamına gelir arkadaşlar. İcazet. Hocam bakın biraz önce burada münavelede de şunu e, belirttim hocanın hadis kitabını öğrencisinin rivayet etmesi için elden vermesine münavele. Elden verirse münavele. Eğer hoca işte artık hadisleri rivayet edebilirsin sana izin veriyorum derse icazet olur. Ama ama eğer ki soruda hem elden ve verme varsa hem de icazet varsa o zaman cevap hocam inba olur. İnba. Bakın hocanın talebeye hadis kitabını elden verip bakın münavele ve kendisinden rivayette bulunmasına izin vermesi. Hem elden verme var hem de izin yani hem münavele var hem de icazet varsa aynı anda bir yerde bu o zaman cevap inba olur. Bu da icazetin bir diğer türüdür, tarzıdır inba. Günümüzde hocam daha çok yok ya bu, bu daha çok e, muhaddislerin yaptığı bir yol bir yöntem. Eğer ki bu gelenek devam ediyorsa örnek diyelim. Yani varsa da ben bilmiyorum yani görmedim. Düşünün mesela e, bir ım, Ha işte hadisçi var, hadisçi diyor ki ya sen bu e, hadisleri rivayet edebilirsin yani hadis dersi alması gerekiyor, hadis dersini aldıktan sonra o hocanın dizinde yetişmesi gerekiyor ve daha sonra hocanın işte ona izin vermesi gerekiyor. yani günümüzü bilmiyorum ben duymadım görmedim yani böyle bir şey belki de vardır. Bunlar da hocam e, icazet ve imbadır Vasiyet vasiyet ise şu. Hoca seyahat etmeden önce veya ölmeden önce talebesine hadis kitabını vasiyet eder ancak burada rivayetten bahsetmez. Burada arkadaşlar mesela hoca bir seyahate çıkacak. Mesela Şam'dan küfe'ye gidecek ve, ve diyor ki bu benim kitabım. Sana vasiyetimdir. Sen de kalsın dermesi diyebilir. Veyahut işte hoca e, tam böyle öldü ölecek işte o sekeret halinde e, aynı rihle eğer e, hadis için çıkıyorsa rihle eğer hoca mesela sekeret halinde ya ben öldüm ö, öldüm ölüyorum ama bu kitabım sende kalsın sana vasiyetimdir diyebilir ama şunu demez burada. Bun, bu hadisleri aktarabilirsin, rivayet edebilirsin, başkasına e, iletebilirsin, ulaştırabilirsin demiyor. Yani rivayetten bahsetmiyor. Sadece sana vasiyetimdir diyor. Bu kitap sende kalsın derse vasiyet olur. Seyahate çıkmadan önce veyahut ölmeden önce. Vicade ise o, o ayrı bir şey hocam. İcazet e, şeyler de veriliyor zaten. Medreselerde mesela Kur'an eğitimi olsun işte tefsir olsun bazı dersleri gördükten sonra o icazet alınıyor. O, o, o genel bir icazettir ama daha çok bu hadisler alakalı. Tabi o icazeti bilmiyorum ne kadar ee, şey. Medrese ee, sistemi günümüzde evet çok güzel bir şey ama eksik bence. Kesinlikle din bilimlerinde yani sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi dersleri de kelam gibi dersleri de görmesi gerekiyor. Mesela hani gördük arkadaşlar dan sadece medrese okuyor mesela geliyor işte ilahiyatta sadece tek bir mesela yönle şeye bakıyor. Yani sadece nasıl diyeyim nakilci, akılcı düşünemiyorlar. Medrese usulünün eksiği bu yöne. Aslında çok güzel bir sistem ama Osmanlı'daki gibi o ee, Diğer pozitif ilimlerde eklenmediği sürece çok eksik kalıyor, kesinlikle çok eksik kalıyor. Aynen, doğru. Bir de mesela o öğrendiğine dair <laughs> aktarabildiğine dair de işte icazet vermek kolay değildir. Yani var mesela günümüzde işte icazet aldı falan ifadesi kullanılıyor ama kimden almış o icazeti? ne bileyim nereden almış? Yani herkes icazet alıyor. Ben de mesela ucizi, icazet aldım ama ne kadar dolu? Yani rastgele artık. Veriliyor ama Osmanlı'da bu sistem çok müthiş bir şekilde çalışıyordu. Yani kolay kolay icazet almak kolay değildi. Ve e, aldığında da artık tam böyle bir müderris bir kadı e, şeklinde de hüküm verebiliyordu. Fetva verebiliyordu yani. Aynen. Neyse. Hocam vicade ise bir kimsenin hadis kitabını bulması ele geçirmesidir. düşün mesela bir adam yoldan geçti bir bir kitap buldu. Bu kitap hadis kitabı tamam mı? Aldı bunu. Bunu aldı, buldu, eve gitti, baktı ki bu hadisler hocam, bunlar hadis kitabı, ben bunlar aktarayım derse, şu şekilde rivayet etmesi gerekiyor, vece tu, vece tu sigasını kullanması gerekiyor. Yani ben bu adamın kitabında bu hadisleri buldum şeklinde ifadeyi kullanıp ardından işte Hazreti Peygamber hadisi e, Hazreti Ömer'e, o da İbn-i Ez-Zühri'ye, o da Buhari'ye aktarmış şeklinde bir ifade kul olması gerekiyor. Ama şunu diyemez, işte Ahberana, Ana, ah ana İbn-i Ez-Zühri, yani ben İbn-i Ez-Zühri'den aldım diyebilir mi? Ya da haber aldım işte şeklinde bir ifade kullanamaz. Kitabı bulduğuna dair bir siga kullanması gerekiyor. Ve cettu, ben buldum manasında bir ifade kullanılması gerekiyor. Ama e, uygun görülmeyen bir metottur bu yine de vicade bulmasına rağmen bu kişiye ise vacit denilir. Diyelim mesela yolda gençti buldu. İşte bir hadis alimi işte kitabını düşürmüş. Bu da ele geçirirse buldu. Kitabı bulur. O şekilde bunu aktarırken de ee, onun kitabında buldum. Yani bu ihtimal var ya yani bir insanın kitabını kaybetmesi ihtimali var değil mi? E bu insan kitabını kaybettiyse bunu bir başkası aktarabilir mi? Aktarabilir ama aktarırken de işte akberana, haddesena hangi bir lafızları kullanamaz. Orada veccetu e, lafzını ilk başta kullanması gerekiyor. İlk başta. Yani ben bu adamın kitabında buldum şeklinde ifadesi, ifadesi kullanması gerekiyor. Doğru olsun. Eğer işte akbaran ondan haber aldım derse zaten yalan olur. İlam. İlam ise şu arkadaşlar. Hoca hadis kitabının rivayet edilmesi için herhangi bir şey demez öğrenci gösterir ve bunları sema yoluyla aldığını açıklıyor. Yani burada burada hoca öğrenci diyor ki benim bir kitabım var. Ben bak Bak işte e, kitabım budur. Ben bu e, hadisleri sema yoluyla aldım şeklinde sadece öğrenciye gösterir. Yani öğrenciye açıklar bunu. Sadece durumu açıklıyor. Bakın diyor ki ben bu hadisleri sema yoluyla aldım bir başkasından işiterek aldım diyor ve burada e, rivayet için herhangi bir şey demiyor yani sen bunları aktarabilirsin gibi bir e, izin vermiyor sadece burada açıklıyor yani öğrenci ilan ediyor İlan ilan açıklamak değil mi evet oradan kollayın bakın ilanı İlan ediyor ama rivayetten bahsetmiyor e, ve sema yoluyla aldığını ifade ediyor Derse arkadaşlar bu e, ilan olur.